Vizyon'undan tüm izleyicilerimize merhaba. Sevgili seyirciler, Vizyon bu yıl ekrandaki 14. yılını kutluyor. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda iş dünyasından renkli ve özel haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde ekrandaki 500. programımızı İstanbul'da Portex'te özel bir geceyle kutladık. Biz de bu geceyi sizlerle paylaşalım istiyoruz. Şimdi hep birlikte İstanbul'da Portex'e gidiyor ve sizleri 500. program kutlamamızla baş başa bırakıyoruz. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Vizyon'un 500. bölüm kutlaması İstanbul'da muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Yayın hayatında 14. yılına giren ve bir ekran klasiği haline gelen Vizyon programının kutlama gecesi, dünyanın pek çok ülkesinden başarılı iş insanlarını bir araya getirdi. İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından Portax'ta gerçekleştirilen gece kokteyl ile başladı. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen kokteylin ardından törene geçildi. Çok heyecanlı bir program, çok heyecanlı bir gece ve çok kaliteli sizlerle birlikte. Yağmur, çamur, kar hiç fark etmiyor. Biz her zaman onun yanındayız. Şöyle güçlü bir alkış yapalım. Simge Yapım, ATV Avrupa, Vizyon programı 500. program. Sunuculuğunu Seher Kılıç'ın yaptığı gecede ilk olarak Vizyon programının 500 haftalık serüveninin anlatıldığı Barko Vizyon gösterimi yapıldı. Şimdi bütün ışıklar kapansın. Bakalım neler birlikte sizlerin katkılarıyla yaşanmış. Ben kenara çekiliyorum. Hep birlikte izliyoruz. İtibaren ekrana Avrupa'da doğup Türkiye'de kariyer yapmış ünlülerle yaptığımız röportajları da getireceğiz. Avrupa ve Türkiye'de başarılı iş insanları arasında bir köprü kurmak amacıyla 21 Mart 2009'da ATV Avrupa'da bir program yayına başladı. Bu programın adı Vizyon'du. Adıyla özdeşleşen ve vizyon sahibi başarılı insanlarımızın hikayelerini anlatıp onları bir araya getirmeyi amaçlayan bu program, bugün 14. yılında 500. kez ekrana gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı sloganıyla yola çıkan Vizyon, yayınlandığı ilk günden itibaren bu sloganından hiç şaşmadan yoluna devam etti. Vizyon'dan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bir haftalık ayrılıktan sonra iş dünyasından haberlerle yine sizlerleyiz. Programımız bu haftada dopdolu. Bugüne kadar Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Irak gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkedeki başarılı iş insanlarını ekrana taşıdık. Sevgili seyirciler, Erbil sokaklarındayız şimdi. Arkamda görmüş olduğunuz yer kale ve kalenin etrafında çarşılar var.
Fransa'daki gurbetçilerimizin durumunu öğrenmek üzere ilk durağımız Paris Başkonsolosluğu oluyor. Şimdi neredeyiz? Almanya'da Türklerin en çok olduğu bölgelerden birisi olan Gelsenkirchen şehrindeyiz, Karlsruhe şehrindeyiz, Peine şehrindeyiz, Suryapı'nın Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupa ofisinin önündeyiz, Gladbeck şehrinde bulunan bir temizlik firmasındayız, Enervi bölgesi Gelsenkirchen'in Buer semtindeyiz şimdi. Onların başarılarını sizlerle paylaşırken biz de onlarla gururlandık. Avrupa'nın birçok ülkesindeki Türk işletmeleri elbette programımızın daimi konuğu oldu. Almanya ve Fransa'daki çalışma arkadaşlarımız vasıtasıyla sizlere Avrupa'daki iş insanlarımızın başarı hikayelerini anlatıp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptık. Zaman içinde Türk iş insanlarının yanı sıra Türk pazarına girmek isteyen ya da Türklerle çalışan başka ülke firmalarını da yayınlarımıza konuk ettik. Elbette bunların içinde en ağırlıklı olanı Kuzey Irak'taki Kürt firmaları oldu. Yaklaşık 2 yıl boyunca Kuzey Irak'taki başarılı Türk firmaları ve Türklerle çalışmayı tercih eden Kürt firmalarını ekranlarımıza konuk ettik. Bu sayede hem Türkiye ve Irak vatandaşları arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine hem de ticaretin artmasına vesile oldu. Bununla da gururluyuz. Vizyon, Türkiye'de ürettiğini yurt dışına satıp ülkemize döviz kazandırmak isteyen iş insanlarımız için de her zaman önemli bir iletişim mecrası oldu. Her hafta pazar günleri ATV Avrupa ana haber öncesinde ekrana gelen Vizyon, Türkiye ve dünyadaki iş insanlarımızı aynı potada birleştirerek ekonomimizin gelişmesine katkıda bulunduğu için bugün haklı bir gururu yaşıyor. Vizyon için hepsi birbirinden değerli eğitimli ekibimizle her hafta gece gündüz demeden yollara düştük. Montaj setlerinde sabahladık. Ama yaptığımız iş konusunda en iyisi olabilmek adına hiçbir zamanda şikayet etmedik. Bu gece sizleri ekibimizle de tanıştırmak istiyoruz. Gülbahar Merdivan'ın önderliğinde hazırlanan program ekibimizde Mehmet Darılmaz yönetmen, Tarık Tokgöz kurgu ve montaj olarak harikalar yaratıyor. Program temsilcilerimiz Fransa'da Sevcan Cem Tosun, Türkiye'de Özgür Yıldıran, Neşe Arslan ve Orhan Merdivan, fuarlarda Cebrail Rufaioğlu, sizleri en doğru işletmelerimizle tanıştırmak adına yoğun çalışmalar yapıyor. Kameranın arkasında Volkan Taşkıran, Kürşat Demirhan ve Almanya'da Erdinç Aratoğlu en güzel görüntüleri çekebilmek adına ter döküyor. Ne zaman görsel bir desteğe ihtiyacımız olsa imdadımıza hemen Faysal Karataş yetişiyor. Ekibimizin hazırladığı bu haberleri sizlere anlatırken Enes Yıldırım da o muhteşem sesiyle ayrı bir hayat veriyor. Peki bugün 500. bölümünü kutladığımız Vizyon için nasıl bir çalışma sergiledik? Bunu düşünürken karşımıza hayli ilginç rakamlar çıktı. 500. programda 500 saat tam 30 bin dakika ekranda yer aldık. Haftalık 60 dakikalık bir yayın için haftanın 6 günü 48 saat 2880 dakika montajdaydık. 500 program için toplam 24 bin saat 1 milyon 440 bin dakika montaj yaptık. Yayın kasetimiz Cuma günü kanala gideceği için 500 hafta Perşembe geceleri montajda sabahladık. Vizyon bugüne kadar toplamda 3 kanalda ekrana geldi. Kısa süreli ayrılıklarımız olsa da %95 oranında aynı kanalda, yani kanalımız ATV Avrupa'daydı. Türkiye'nin 70'ten fazla ilinden yayınlar gerçekleştirdik. Gitmediğimiz çok az noktamız kaldı. Dünyanın 20'ye yakın ülkesindeki başarılı iş insanlarımızı sizlerle buluşturduk. Onların başarı hikayelerini paylaştık. Bugüne kadar programda 80'in üzerinde çalışma arkadaşımız oldu. Bunların %80'i İletişim Fakültesi mezunlarından oluştu. Bu anlamda da sektörde farklılık yarattı.
Avrupa kanallarındaki en renkli ve en uzun soluklu iş dünyası programının yapımcılığını üstlenen Gülbahar Merdivan, sektörde bu işi yapan tek kadın yapımcı olarak da deyim yerindeyse elinin hamuruyla erkek işine bulaşarak bu işin sadece erkeklere özgü bir iş olmadığını da kanıtlamış oldu. 21 Mart 2009'da yola çıkarken olduğu gibi bugün de amacımız hep aynı. Kendi alanlarında başarılı olmuş iş insanlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 14 yıl, 500 hafta boyunca bizlerle birlikte olan siz değerli iş insanlarımıza ve ekranda programlarımızı izleyerek bu başarıya ulaşmamıza vesile olan değerli izleyicilerimize, bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Her hafta programımızı kapatırken dediğimiz gibi, vizyonunuz her zaman geniş olsun. Vizyonunuz her zaman geniş olsun. Barko Vizyon gösteriminin ardından Vizyon programının yapımcısı Gülbahar Merdivan davetlilere hitap etti. Bugün bizim için bir gurur günü. Gerçekten 500 hafta, 500 hafta 14. yılımıza girdik. Çünkü biliyorsunuz ki Temmuz-Ağustos aylarında özellikle çalışmıyoruz. Bu nedenle 14. yılımıza girdik. Bizim için bu kadar önemli olan bir günde, bizi yalnız bırakmadığınız için Almanya'dan, Fransa'dan, Irak'tan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kalkıp işinizi, gücünüzü bıraktığınız için, buraya kadar bizlerle beraber olmak için geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz. Benim hakikaten iyi dostlarım var, çok iyi dostlarım var. Yıllardır bu sektörde 35. yılım. Yani herhalde burada olan insanların 15-20 yıl olanları var. Belki daha fazla olanları var birlikte olduğumuz. Dolayısıyla dostlukların ne kadar önemli olduğunu ben bu yaptığım işte gecelerde bir kere daha gördüm. ATV Avrupa bizim için gerçekten artık yuva oldu. 14 yılın 12 yılını aynı kanalda geçirdik. Ben Avrupa'nın en iyi kanalı ATV Avrupa olduğu için oradayım. Bu yüzden bize gerçekten bu fırsatı veren, bize inanıp güvenen, kanalın markasıyla yürüme fırsatı tanıyan ATV Avrupa yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Ceren Şenyurt Yalgın bu gece burada bizimle, kanalı temsilen çok teşekkür ediyoruz. Bir aile gibi olduk onlarla. Ne yaptık bugüne kadar? Bugüne kadar hem Türkiye'den hem yurt dışından iş dünyasında başarılı olmuş iş insanlarımızı aynı potada buluşturmayı amaçladık. Dedik ki başarılı olanların başarılarını anlatalım, onlar gibi olmak isteyenlere yol gösterelim. Bu arada Türkiye'de bir tanesi bunu ürettiği zaman başka bir ülkede birisi satmak istediğinde ticaretin artmasına da vesile olalım istedik. Bunda da sanıyorum başarılı olduk. Çünkü bizim vasıtamızla, aracılığımızla ortaklıklar yapanlar oldu. Dolayısıyla yani bizim de bir parça katkımız olduysa ne mutlu bize. Efendim, 500 hafta boyunca bizleri izleyen, bizlere ofislerinin, fabrikalarının, işletmelerinin kapısını açan, bugün de bizimle olan siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İş insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. İyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz. 500. program, 14 yıl. ATV Avrupa adına ATV Avrupa Program ve Planlama Müdürü, güçlü alkışlarınızla Ceren Şenyurt'u sahneye davet etmek istiyorum, plaketini almak üzere. Ukaz Medya Grubu ve ben ATV Avrupa adına buradayım şu anda. Öncelikle Gülbahar Hanım'a ve tüm vizyon ekibine teşekkür ediyoruz. Nice güzel çalışmalarda da bir arada olmayı diliyoruz. Gerçekten bizim değer verdiğimiz iyi bir yapımcı Gülbahar Hanım. Zaten biz onun izleyerek büyüdük diyebilirim. Hani harika pazardan. Nice güzel çalışmalarda yine birlikte olalım. Güzel, keyifli vakitler geçirelim diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
Miracle of Beauty Güzellik Merkezi sahibi kendisi, dünyalar güzeli Nurhan Baygün'ü alkışlarla plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Almanya'da başarılı iş kadınları var gerçekten. Ben ilk tanıdığımda böyle yani bu kadar hırslı olabileceklerini, başarılı olabileceklerini bilmiyordum, öğrendim. Onlar benim oradaki ikinci ailem gibi oldu. Çok akrabam var gerçekten ama onların yeri bambaşka. Çok teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdiniz. Şöyle. Çok çok teşekkür ederim. Biz daha yeni başladık. Senden örnek alıyoruz. İyi ki sen, biz seni tanıdık. İyi ki ailemiz oldun. Başarıların nice yıllar sürsün. Cleantech temizlik firması sahibi, genç ve başarılı iş kadını Sayın Arzu Toprak, alkışlarınızla sahneye evet. Almak istiyorum. Plaketinizi almak üzere. Arzu Hanım'ı tanıdığım zaman ilginç şeyler öğrendim. Böyle temizlik firması ama çok temizlik firması var da onun başka özellikleri var. Yaptığı şeyleri programda anlatırken böyle tüylerim diken diken oldu. Çok kutsal bir iş yapıyor. Ben genç ve başarılı Arzu Hanım'a bir alkış rica ediyorum. Bu yaşta kendi şirketini kurdu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, eline sağlık, ayağına sağlık buraya kadar geldin. Teşekkürler. Almanya'da açtığı Prestij isimli eğlence mekanıyla önce NRW bölgesinde çok konuşulan bir iş kadını oldu. Bu ünü devam ediyor. Sonay Dervişoğlu evet. Zaten muhteşem endamıyla, kırmızı kıyafetiyle. Bu kadın konuşulmasında ne olsun? Dervişoğlu, biz mi konuşalım değil mi? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sayın misafirlerimiz. Ben Gülbar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı iş kadınları, iş adamını tanıtıyor ama kendisi daha da başarılı. Ben bunun yanı sıra yüreği çok güzel, dostluğu çok güzel, samimiyeti çok güzel bir arkadaşımız. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Ekibinize, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, kendisi yazar, aynı zamanda ebe ve hemşire Aysel Yalçın, yüksek alkışlarınızla. Almanya'ya gidince kadınlar, erkekler, gençler nelerle karşılaşıyor? Nasıl bir ortamda karşılaşıyor? Aysel Yalçın'ın kitabından öğrendim. Okumayan varsa mutlaka ve mutlaka okumalı. Sonra devamı da geldi değil mi efendim? Evet, devamı da geldi. Halen yazmaktayım. Yeni ama kadınlarımızın, çilekeş annelerimizin, çocuklarımızın eğitimi için onların hayatlarından öyküler yazıyorum. Umarım bir gün benim satırlarımda hep beraber buluşuruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Gülbahar. Teşekkür ediyoruz. Çok büyük sürprizdi. Sağ olun. Efendim, Türk-Alman Yardımseverler Derneği Başkanı var sırada. Sevgili Necmiye Öztürk, yine alkışlarla plaketini almak üzere sahneye alıyoruz. Necmiye Hanım, buyurun lütfen. Ama Necmiye Hanım yalnız değil. Onun melekleri var. Onlardan hemen iki tanesini buradaysa, ben buraya çağırmak istiyorum. O masa miyiz? Aslında öyle. Necmiye lütfen Hanım'ın sizleri melekleri. De Hatice Çelik, Tülay Koca. Buyurun lütfen. Şöyle lütfen sizleri de buraya alabilir miyiz? Evet. Almanya'dan gelen misafirlerimizi özellikle söyleyelim. 4 Kasım'da Almanya'da Essen'de Prenses Düğün Salonu'nda Türkiye'de yardıma ihtiyacı olan, eğitim desteğine ihtiyacı olan gençler için Necmiye Hanım'ın önderliğinde bir gece düzenleniyor. Gecenin ev sahibesi, prensesin böyle güzel hanımefendisi Tülay Hanım. Evet, zaten o olmazsa olmazımız Hatice Çelik. Efendim, sizlere verelim mikrofonu. Ben de buna biraz alışığım ama böyle geceler tabii ki İstanbul'da yaşamak daha bir farklı. Sabahın 4'ünde yola çıktık evet. Ve bugün bu meleklerle birlikte buradayız. Gerçekten bizim için büyük bir heyecan. Ama Gülbahar Hanım'ı göreceğimiz için, bu kadar bu güzel insanı bir yere topladığı için, böyle bir dost, böyle bir yürek,
olmazsa olmaz. Yardım sevenlerin melekleri, evet bizim Almanya'dakiler ama Türkiye temsilcisi de kendisidir aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok büyük başarılar diliyorum. Annesine babasına da böyle bir kız evladı yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, 11. ayın 4'ünde Almanya'da olanlar, gelebilenler herkes davetlidir. Çünkü o güzel salonun sahibi hiç ücret almadan bizi salona verdiği için ben çok teşekkür ediyorum. İki laf da kendi söylesin. Prensesin sahibi prenses gibi Tülay Hanım'a veriyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese hoş geldiniz. Gülbahar'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir gece için, bizi davet ettiğin için. Senden gurur duyuyoruz. Bu kadar başarılı. Yardım gecemiz evet. Tabii ki elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Herkes destek olursa tabii ki çok seviniriz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hatice benim bir kere çok sevdiğim bir hemşerim. Biz araya geldiğimizde değil mi? Evet. Esen'de, Herne'de, Hot Chicken. Evet. Mutlaka o taraftan geçiyorsanız mutlaka uğramalısınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ediyoruz. Bir insanın hayatına dokunmak kelebek etkisi yapıyor. Evet. Yani bir taş birçok insana, sadece insana değil canlıya karşılık beklemeden yapılan yardım çok değerli. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Baktat ve Suntat markalarının kurucusu. Bakla yönetim kurulu başkanı, o Avrupa'nın en büyük Türk gıda markalarından biri. Aslında Mustafa Baklan ödülünü kendisine temsilen yerine Baktat Marmara satış müdürü Selim Sölmez alacak. Öncelikle burada bizi bu sıcak ortamda buluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey'in önce çok selamı hepinize teker teker. Katılmak çok isterdi ama olan işlerden dolayı katılamadı. Umarım uzun uzun yıllarla beraber programlar hazırlarız. Hepinize çok teşekkürler. İyi akşamlar. Avrupa'nın en büyük gıda firmalarından Çiloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu yine yoğun iş temposundan dolayı gelemedi ama Abdullah Çiloğlu burada. Kendisine plaketi takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Abdullah Bey. Evet. Hoş geldiniz. Evet, Şahin Bey'le dün akşam konuştuğumuzda gelecekti ama Avrupa'dan bir heyet gelmiş. Sanıyorum şu anda Manisa'da mı? Aydın'dalar. Bütün herkese selamlar var Şahin Bey'in buradan. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceleriniz olsun. Efendim, Ekom Şirketler Grubu sahibi güçlü alkışlarınızla Mehmet Öztürk'ü plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle Gülbahar Hanım'ı bu 500. program için kutluyorum. Bir 1000. programda da burada buluşmak dileğiyle. 1000. program olursa 15 sene sonra ben artık yaşlanırım. 750 yapalım o zaman. Tamam. Tebrik ediyorum Gülbahar Hanım. Bu plakette bana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ekom Şirketler Grubu sahibi Mehmet Öztürk alkışlarla plaketini evet. alıyor. Efendim, küçük ev aletleri firması. Eratek firması yine çok ünlü, bilinen bir isim. Alkışlarınızla Erol Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Ben söylemek ister misiniz? Bana diyor ki, ya beni diyor lütfen çok konuşturma ne olursun. Röportaj yapacağız. Ergin yapsın ya diyor şimdi. Ergin gel. Evet, bir alkış alalım mı? Yakışıklı delikanlımıza bir alkış alalım mı? Herkese teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Geldiğim zaman çaylar hazır olunca inşallah içeceğiz. Bir ürünleri var. Bayılıyorum. Oradaki böyle kendisi çay demliyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Vizyon'un 500. program kutlaması reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.